sünnet-i Resulullah. Sünnetullah konusunun biraz daha iyi anlaşılması, beyinlerdeki Tanrı babamız, Resulullah babamız, balonunun patlaması için konuya biraz daha devam etmek istiyorum. Zira karşımızdaki bu muhteşem yüceliklere mahalle aklının anam, babam, bacım, yengem, amcam, peygamberim, güzel Allah'ım gibi beşeri yakıştırmalarla bakarsak nelerden perdelenmekte olduğumuzu hayal bile edemeyiz. Bu konuya ne kadar önemli yaklaşıp ne yazarsak yazalım, insanlara kendi hayal dünyalarında şekillendirdikleri din anlayışlarından vazgeçip Resulullah tarafından bildirilen evrensel gerçekleri kabullenmek çok zor geliyor. Düşünüyorum, acaba ne yapmam lazım diye. Eskinin tekrarını yazsam, bunlar hep bildiğimiz şeyler deniyor. Yeni duyulmadık şeyleri yazsam, bu defa da bunları hiç duymadık, daha önce sen nereden çıkartıyorsun bunları deniyor. Bilmem ne yapmak lazım ama ben gene de bir şeyler yazayım. Bu arada bildiğim benim bir gerçek var. Hiç farkında değiliz. Allah ya da Resulullah derken neden söz ettiğimiz. Sadece lafını ediyoruz bazı kavramların anlamını hiç düşünmeden. Hiç tefekkür etmeden. Allah ismi ile işaret edileni idrak, ancak idrak edilemeyeceğini idraktır diyen Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Aynı gerekçeden hareketle ben de diyorum ki ismi Allah olanın yeryüzündeki en büyük mucizesi olan Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ı idrak ve kapsamak ancak bizim bu konudaki yetersizliğimizi idraktır. Bunun ötesine geçemeyiz hiçbir zaman. Çünkü o muhteşem zatın getirdiklerini, bildirdiklerini anlamaya ve deşifre etmeye çalışan bizlerin onun müşahede ve yaşadıklarını yaşamamız, onun bir ikincisi olamayacağımıza göre imkansızdır. Bu nedenle önünde saygıyla eğilip açıkladıklarını anlamaya çalışmaktan başka çaremiz yoktur. Messenger, elçi, Tanrı'nın postacısı türünden tanımlamalar, Allah ismiyle işaret edileni de, Allah Resulü kavramını da idrakta yetersizliktendir ve bu idrak yetersizliğini de fark etmeyenlerin haddini bilmezliklerinden doğan akıl mantık dışı yaklaşımlardır. Gençliğinde hanif olarak yaşarken Tanrı kavramını kabul etmeyen, daha sonra da yalnızca ismi Allah olanı risaleti itibariyle insanlığa anlatmaya çalışan Muhammed Mustafa Aleyhisselam şu evrensel gerçekle tüm insanlığı uyarıyordu. Ve la tec'al me'allaha ilahen ahir. İsra suresi 22. ayet. Allah ile beraber kafanda bir de Tanrı kavramı oluşturma. Onun gayrını vehmetme. Yoksa bu şirk sebebiyle kınanmış, aşağılanmış,
kendi başına yapayalnız terk edilmiş oturup kalırsın. İsra Suresi 22. ayet meali. Çünkü Tanrı kavramı insanın dış dünyasına yönelip özündeki hakikattan mahrum kalmasını oluşturur.